Selamlar dostlar. Yeni bir Metin 2 Türkiye bölümüne hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki bugün akşam bir balık eventi olacak. Ee, tabii ki tüm eşyalarımızı sattık. Gördüğünüz gibi bayağı bir demir kutu elde ettim. Burada biliyorsunuz balık eventinde eğer bir kılavuzunuz yoksa hiçbir işe yaramıyor balık eventi. Ondan dolayı bu demir kutulara varımı yoğumu yatırdım. Ortalama ee, kaç paramız vardı? 75M gibi bir paramız vardı. 50M'ini demir kutulara yatırdım. Elimden geldiğince bu demir kutulardan şimdi balıkçılık kabazı çıkartmaya çalışacağım. Eğer çıkartabilirsek event'e katılacağız. Çıkartamazsak da bakalım neler yapacağız bilmiyorum. Ee, aynı zamanda bir adet 29 devele yan çark astım Barbunya'nın altında. Onunla da çok uğraştım. Bayağı sabattan sabahtan beri onunla uğraşıyorum. Otağıma bıraktım gerçi çok uğraşmadım da. Hala 29 oldu. 30 yapamadım bir türlü. Bakalım bir bunları açalım. İlkinden Cennet'in gözü kolye çıktı. İkinciden altın kolye artı 5 çıktı. Üçüncüden de yeşim taşı kolye. 30 dakikalık hırsızın eldivenleri sanırsam bu üste giden hırsızın eldivenleri. Böyle bir süre 30 dakika bir garip yazıyor. Bunun haricinde bir adet mor yakut kolye, bir adet daha kolye, kutsama küresi, beyaz altın kolye. Şu kutsama küresi sanırsam ticaret olabilir. Yine çıkmadı. Altın şans parası, balıkçılık kavuzu. Çok güzel. Elimizde de bayağı kaldı. Bunları da sonraki balıkçılık eventine de saklamayabilirim. Çünkü sonraki balıkçılık eventinde muhtemelen balıkçılık kavuzu alabilecek seviyeye gelebiliriz. Ee, şimdi şunları bir satalım. Aynı zamanda şunun ticareti var mı? Birinin üzerine sürükleyerek deneyeceğim. Birini rahatsız edeceğim ama. Kusura bakmasın kendisi şimdiden. Şöyle ticareti var mı? Hemen bir deneyelim. Ticareti yokmuş. Neyse. Kalsın cebimizde. İlla işimize yarar bu. Şunları bir satalım. Bu hırsızın eldivenleri çıkmayan hırsızın eldivenleri de olabilir. Şans madalyası da böyle. Şöyle dursunlar. 3 saatlik bir balıkçılık kabozumuz var. Yeterli olacaktır. 3 saat zaten. Bunun haricinde şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki burada benim bayağı bir süs eşyası. Ayı safrası ve yıpranmış siyah üniformam var. Dilerseniz gelin bunları artık basalım. Öncelikle ben bir artı altıya 10'ar tane Eşya geçireyim daha sonrasında bunları basalım. Kardeş derdin ne benle de senin ya demir kutuları sandığa koymam. Alo! Adam Nirvana'ya ulaşmak için bir şeyler yapıyor ama. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 6 tane zırhımızı hazırladık. Ee, bu zırhları basacağız. Bütün artık basma eşyalarını zaten size sandıkları açarken görmüşsünüzdür. Burada bir tane bu kalmış bunu da satalım satıcıya. Şekilde ee, 10 10 tane zırh basabilecek kadar eşya alabildim bilginiz olsun. Şöyle bir deneyelim. Birinci yandı. İkinci de yandı. Harika. Üçüncü geçti. Şöyle koyalım. Dördüncü yandı. Beşinci geçti. Güzel. Altıncı yandı. Yedinci geçti. Çok iyi. Sekizinci yandı. Dokuzuncu geçti. Harika. Ve onuncu yandı. dört tane var. Dört tane dokuz çıkartabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Bir tane sekiz geçti. Harika. Hadi bu da geçersin. Geçmedi. Bir kere 9 deneyebileceğiz en azından. Bu da geçmedi. Harika. Bir adet 8'imiz var. 9'a deneyelim. Vallahi 9 oldu. Vallahi 9 oldu gördüğünüz gibi. Harika. Güzel. Ee, yaklaşık 1.5 eme zırhımızda basmış olduk. Her şey güzel gidiyor. Şimdi bir envanter genişletme etkinliği var. Bir envanter genişletme etkinliğine katılacağım. Aynı zamanda biraz da level alacağım. 18 level yapmaya çalışacağım hesabımı. Böylelikle hem envanter genişletme kaz kazanmış oluruz hem de eşyalarımızı yükseltmiş oluruz. Şu hırsız eldivenini de kullanıyorum. Evet üste giden hırsız eldiveniymiş. Gördüğünüz gibi 30 dakika boyunca en azından daha fazla nesne kazanabileceğiz. aya ayak derisi de düştü. İşimize yarar çünkü gümüş kolye basacağız. Evet bir beceri kitabımız var. Bir aya ayak derimiz var. Tahta kolyemiz var. Tahta kolyemiz boşmuş. Atalım onu. Ateş tok, ok. işimize İşimize yarar. Evet bir metnimiz daha kesiliyor. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Ben anlamıyorum. Biz de eldivensizken de böyleydik. Neyse ki bugün asena yok. Asena olmadığı için rahatsız. Biz kesiyoruz sadece metinleri. Evet bir metin daha kesiliyor. Evet ilk envanter genişletmemizi de aldık. Harika. Şöyle onu da arkaya koyalım. Ejderha dönüşük çıktı yine. <laughs> Allah'ım Rabbim Bu çarın ejderha dönüşüyle alıp veremediğini bilmiyorum. Dönüp duruyoruz ejderhalarda. Evet, bir adet daha metnimiz düşüyor. Bakalım ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Çıksa şaşarım zaten. Evet, bir metnimiz daha kesiliyor. Bakalım ne çıkacak içerisinden? Bir beceri kitabımız, iki adet okey okay koleksiyon kartımız var. Bu da saldırı... Yüksek saldırı... <laughs> yüksek saldırıymış o da. Evet, bir tane daha envanter genişletme düştü arkadaşlar. Onu da alalım. Şurada bir tane daha metin var, onu da keseceğim. Metnimizi keserken bu arada ilk altın okeyimizde oynamana vakti geldi gördüğünüz gibi. He, ben genelde siteleri açmıyorum ama e, bunda belki bir site açabiliriz. Açmayacağım ya da şöyle şunu da kıralım. 5, 6, 1, 2 var aslında ama bu 5'i atasım çok var. Hem at diyor içimden bir his hem atma diyor. Atacağım ya bunu. Bunu da atacağım. İşte böyle kapı yuttuk. Yani şu an şansa kaldık sadece. Ve o şans da bize güldü. Et gümüş aldık bu arada. En azından gümüşü çıkartabildik. Bir adet gümüş okeyimiz oldu. 9,5 onem harika işimize yarar. 500 EP'li bir turkuaz elbise çıkartmışız. İlk defa EP'li item çıkartınca bir sevindim. 15 dakikada 2 adet envanter genişletme düşürdük. 17 dakika gibi aslında. 13 dakikası kaldı gördüğünüz gibi. Bakalım 13 dakikada neler yapacağız. Bir adet beceri kitabımız var. Bakalım neymiş? Hızlı saldırı. Satılır. Güzel. Bir beceri kitabımız daha var. 3 yönlü kesme. Evet bir metnimiz daha kesiliyor. Bakalım bize bir mesaj atmış. Ne yazmış? Şöyle şey yapalım ona. Boşluk atalım. Sağ falan yazdı herhalde anlamadım ama. Bakır kolye düşürdüm. bakır kolye 250-350K'dan satmıştım. Dün piyasa altı sattım biraz satılmadığı için. Ama satılıyor yani. 250K 250K'dır bir BK parası. Şu küpeyi de deneriz. 7 r Bir metin daha düşüyor. Hiçbir şey düşmedi metinler. Bu bakır küpeleri bilerek topluyorum arkadaşlar. Ve 9 deneyeceğim. Bakır küpeler arkadaşlar. Zırhlarla aynı eşyaları istiyordu basılmak için. Bizim de elimizde artmış bir üniformamız. Süs eşyamız bulunmakta. Bambu derisi ayakkabımız da dursun. Bir envanter genişletme daha çıktı bu arada. Harika. Deri ayakkabımız dursun. Bir 9 ayakkabıya ihtiyacımız var. Çok sıkıntı çekiyoruz. Onun için bir ayakkabıya da ihtiyacımız var aslında Artı 9. 10 çift elli fil diş takım buldum bu arada. 15 çift çiftleri olsaydı muhtemelen satabilirdik onu. Bir metnimiz daha kesiliyor. Bakalım İçinden bir adet beceri kitabı attı. Alev vuruşu. Tura beceri kitaplarıyla yine Dünyayı coşturuyoruz. 1000 <laughs> epeyli bir turkaz elbise düşünmüşüz. Bence bu bir emeter. Yani bir emden bunu satabiliriz gibi geliyor. Hiç artı bir de basmakla uğraşmayacağım bunu. Bir emden satsak yeter. Evet bir metnimiz daha kesiliyor. Bakalım içerisinden ne çıkartacağız. Envanter genişletmemizi aldık. Oturduk. Neden? Çünkü şeyimiz bitti. Hmm, eldivenimiz. Eldiven olsa çıkmaz böyle bir totem. Toplamda 4 envanter genişletmemiz oldu. Biraz daha katılalım bakalım. Bir adet daha metnimiz düşüyor. Hadi bir envanter genişletme daha. Şu garibanın yüzünü güldür. Vallahi düştü. Vallahi düştü. Gariban yüzü gülmeye devam ediyor. Bir adet daha metnimiz düşüyor. Bir adet daha metnimiz düştü. Oh oh oh. Bugün envanter genişletme bolluğu çekiyoruz. Güzel güzel. En azından envanterimizi açabileceğiz bayağı bir. Epsiz oynadığımız bu dönemlerde çok ihtiyacımız olan bir şey. Bir tane envanter genişletme ortalama 8 eme 10 eme satılıyor normalde. Biz tasarruf edeceğiz bundan. Bir envanter daha genişletme geliyor diye. <laughs> bir an şey diyemedim. Bir metnimiz daha düşüyor ya da envanter genişletme geliyor dedim. Yani Allah söyletti ama Hey! Yani... Uuu! <laughs> Bacımız ne yapıyor burada? Dün de buradaydı. Bugün de burada. Hala burada. Evet hava kılıcımız oldu. Balıkçılık kılıcımız var demir haznelerimizin çoğu arttı. Artı 9 zırhımızı bastık. Daha ne olsun yani bu sunucu bana daha ne verebilir? Bir metnimiz daha düşüyor iken Evvanter genişletmenin başına alıyoruz. Biyoloğun analizi gelmiş. Ne analiz yapıyor bakalım biyolog. Evet arkadaşlar 18 level olduk. Bununla beraber bir de beceri kitabı düşürdük. Bu da yine alev vuruşu alev vuruşu. %90 alev vuruşu çıkıyor hep. Şöyle 5 tane kökünde kökünü toplamışız. Bunun haricinde hadi gelin bir itemimizi giyelim bir. Şöyle bir parlayalım. Şöyle baksanıza bir. Ya bir. Böyle bir parlıyoruz ya. Şöyle arkamızdan, götümüzden, her yerimizden bir parıltı. Bir heyecan geliyor. Bir kalkanımızı artı yedi deneyeceğim. Bakalım belki geçer. Geçti. Beyaz kaplan pozitif diyor. Bunu da düşürürsek artı sekizde de deneriz tabii ki. Bu arada hız iksiri bastım ben açıkla. Neyse beni de hızlı koşarken göreceksiniz en azından. Ee, bunun haricinde şu bambu ayakkabıyı bir artı altı deneyeceğim deneyemeden bitti zaten. Şuna ne istiyormuş? Kaplan postu bir deneyelim. Geçti. Çile istiyor. Çilen var mı bilmiyorum. Yan hesabımda olacak. Bir bulayım onu. Bu da namı değer brokoli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane çilesi, iki tane kırmızı domuz kurdelesi var. Bunları belirtmedim. Ben bunları da anlatayım. Aynı zamanda bunları düşürebildim ee, kasılırken. Bir tane çilesi var. İki tane olması gerektiği için işimize yaramıyor. Bayağı da bir ölümcül plaka vesaire düşürdüm bunda. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde bir adet de şifa diye beceri kitabı da varmış bu. Ha bir de güçlü yabani deli var. Bunu da satacağız. En az bir 7.5 hem 8 hem ediyor bu. Bu hesabı da 30 yapacağım inşallah. Çünkü balıkçılık eventi var. Şimdi benim 1000 EP'li bir zırhım vardı biliyorsunuz. Bunu da bir artı altı deneyeceğim. Bakarsınız geçer. <laughs> artı bir de yandı. Sağlık olsun. Şunları da bir satalım gelmişken. Evet bir envanter genişletme daha düştü. 3 tane envanter genişletme ihtiyacımız var. Muhtemelen şurayı da açmak için 3 tane istiyor. Toplamda 6 tane düşürsek aslında çok güzel olur. Evet bir adet daha beceri kitabı çıktı. Kılıç bir beceri kitabıymış. Çok işimize yaramaz. Bunları da artık almıyorum. Çok az para. 300 yang, 400 yanga satılıyorlar. O yüzden almıyorum. Sadece zırhları topluyorum. Onlar en azından birer kadan satılabiliyor. Bir adet daha beceri kitabı düşürdük. Bu neymiş? Hayalet vuruş. Şuradakini de keselim hızlıca. Envanteri genişletme düşmemeye başladı. Bir iki tane daha düşürsem şunu açacağım en azından. Şurayı rahatlayacağız ama bakalım. Bir metnimiz daha kesiliyor. <laughs> Pardon. Metnimizden de hiçbir şey atmadı. Evet beceri kitabı attı. Bakın bu beceri kitabı neymiş? Şimşek atma. Dursun kenarda. Şimşeklere atarız. Metin 2 benim ya ejderha dönüşü yapacak ya da şimşek atma. Evet bir metnimiz daha kesildi. Kaplan postu ve hiçbir şey atmıyor ya. Ne oldu bizim şansımızda? Biraz metinleri okşamam gerekiyor galiba. Böyle onları okşarsam sanırım güzel şeyler atabilirim. Mesela karşıda bir metin var. Metinci. Güzel metin. Okşayan metin. Lütfen. you wow, 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 wow. show me tiger how to kiss you wow, 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 wow. Hey, my Look Genişletme ne demek lan ne İngilizce'de? Neyse envanter genişletme at bize Metin. Neyse bulamadım ne demek olduğunu ama siz anladınız yani envanter genişletme istiyoruz Metin. Envanter genişletme veya şöyle hava kılıcı... Oğlum gözüme ne girip duruyor ya? Envanter genişletme istiyoruz. Oğlum video çekme programı çöktü. Ben bunu nasıl kayıtta kapatacağım? Video çekme programı çöktü. <laughs> Dünden beri şu buz cadısı kesilmedi yani. Sunucunun ne kadar boş olduğunu şu buz cadısından anlayabilirsiniz. Dünden beri burada. Muhtemelen ben eşyalarımı yapınca ben keseceğim bulacağız. Nasıl az kaldı yani. Sen savaş metni. S-A-V-A-Ş Savaşmayın sevişin diyenlere inat. Gel düşür bize bir envanter genişletme. Çünkü envanter genişletme ile eşyalarımızı geliştireceğiz. Bence bize 19 level olduğumuz için bir bok atmıyor. Evet bir metnimiz daha kesiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisinden envanter genişletmeyi attı. Ben ne zaman bu sunucuya laf etsem bu sunucu beni göt ediyor. Evet bugün de göt olduk. Bizim metnimiz. Bu savaş metni envanter genişletme atmayan bir metin Allah kahretmesin ya. Yangları toplayacağım. Tüm hepsini toplayacağım. Vazgeçtim kolum ağrıdı. Seninle iyi anlaşamıyoruz. Bak bana envanter genişletme atman lazım. Zaten şu sunucuda 3 kişiyizdir herhalde envanter genişletmek Hasan. Onlardan biri benim. Sen de onu atmıyorsun. Atlı avrat. Burada level mı almaya çalışıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar. Bir metnimiz daha kesiliyor. Bakalım içerisinden. envanter genişletme. Inventory genişletme atacak mı? Atmadı. Bir yan fırtına plaka zırhı envanter genişletme zannettim. Allah'ım sana şırk da koşmuyorum. Bana neden Zeus gibi sürekli şimşek çağırma, şimşek atma, şimşek pençesi Şimşekli otlatma, şimşekli patlatma, ejderha dönüşü, ejderhaların yardımı, ejderhaların otu, boku. Bıktım artık bir ej... Ayrılın sola döndüm League of Legends'daki bir şimşekim yok ya. Bir metin daha kesilen değil. Bir metin daha kesiliyor. Ah sonunda ya Nerede kaldın? Seni bekliyorduk. Saattir seni bekliyorum ya. Nerelerde sen... Bir foto... foto alayım şöyle bir, bir saniye. Bir tane foto alayım şuna. Envanter genişletme etkinliğine katıldık. Şimdi 3 tane envanter genişletmemizi kastık. Şurayı hayırlısıyla bir açalım. Allah bereket versin. Şimdi ben bir pazarlarda ayı safrası bulayım. Ayı safrası çekeyim şunlar için. Daha sonra geri geleyim. Önce bir artı altıya basayım dur. Pazarlara gitmeden önce bir artı altıya basalım. Şunları da bir 9'a kadar bir deneyeceğim bakalım. Belki geçer. Şurada 2 tane ee, yer var. Sadece orada var değil mi? Buralarda yok galiba. Bunları gidelim orada basalım. Hatta ayı saprasını da alıp geleyim ben dur. Evet şimdi çok muhteşem alanımıza geldim. Gördüğünüz gibi burada sanırsam biz dırtçı var. Başka ne var? Şu ne? Kuyumcu mu bu? Evladım buraya bir kuyumcu falan koyaydın. Neden burada sadece simyacı var? Evet geri gidiyoruz arkadaşlar. Zırtçıda basabileceğim hiçbir şey yok değil mi? Aslında 2, 4, 6, 8, 10 tane aldım ya bir tanesine e, şunu deneyebiliriz. Şunu bir yakalım. Bir kendimize gelelim. Bir rahatlayalım. Evet şöyle o oh. Şimdi yağları eridi ya. Bu ne istiyormuş bu arada? Bunu da gelmişken bir yakalım. Yok bundan herhalde bende. Yok. Şimdi bu bu bölüm galiba böyle biraz geliştik artık. Bol bol artı basabiliyoruz. Bu güzel oluyor. Hem sizin için şunları da bir basalım bakalım. Şimdi artı 7'ye geçecek mi? Bu geçtik. güzel. Şimdi şunu bir artı 6 yapmaya çalışalım şunu. Sanki 6 da yanacakmış gibi bir var içimde. Hepsi artı 6'ya geçti. Güzel. Şimdi artı 7'ye deniyoruz bakalım. Evet birinci yandı. Bekliyordum zaten. İkinci de yandı. Bu da yansın. Bu da yandı. Hadi bunu da yakalım. Ay ayak derisi artılı istiyormuş. E ayı istiyordum daha yeni. 3 tane artısız var. Artılı için bera kesmemiz lazım. Bu dursun. Neyse artı 7 olarak dursun. Artı 8'e de deneyeceğiz onu. Ayakkabımızı artı 8 denemek için 2 tane çile aldım yanıma gelmişken. Pazarda ucuza buldum. Şunu da basalım bakalım. Bu da <laughs> çaresizliğin gülüşüydü o. Kusura bakmayın. Şu bari geçsin. Geçti. Ne istiyor? O yok. O yok. Ondan. Şimdi arkadaşlar ben şu itemleri bir aktarayım diğer hesaba. Bir pazarımızı kuralım. Sonra ee, biliyorsunuz ki Brokoli hesabımızı 30'da kasmamız gerekiyor. Onu da bir otomatik hava bırakayım. Oo çok epi olan bir insan olarak hızlı müzayede gelmiş arkadaşlar. Hem de ateş tılsımı falan satıyor. Müzayedeye bak. Elementler tılsımı tesadüfi kutusu çıkmış. Bitmiş o da. Çok fazla hesabımda ep olduğu için alırdım. Evet hanımımızı yani sebze pazarında getirdik. Şuna bir aktaralım itemlerimizi. Geçen beceri kitaplarını çok ucuza koymuşum galiba. Çok hızlı çekildi. Bugün biraz daha fiyatı böyle naneli koyacağım. Bakalım ser satış yapabileceğiz mi? De test amaçlı koyacağım zaten. Şunu da belki satarız koyalım. Bir dakika ya bir şey fark ettim. Ben bunu neden artı altı artı denemiyorum ki? Bunu yakmazsam içime oturur. Evet ha şöyle. Bir tane e, gümüş okey satacağız tabii ki. Onun haricinde bir kolye, iki tane ayı ayak derisi ve şunları. Evet şöyle pazarımızda kurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 350K'dan, 100K'dan, 250K'dan kurdum bunları. Gümüş okeyi 9.5'dan koyuldum. Eskiden böyle gidiyordu herhalde böyle hala gidiyordur. Ay ayak derisini 250K'dan koydum tanesini. Bunları 555 k'dan bunları da 350 k'dan koydum bakalım neler satılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Balıkçılık etkinliği de başladı. Ee, bu süreçte, şunları da çıkartabilirim. Ee, balıkçılık kılavuzumuzu da takalım. Bu geri çıkartılabiliyor mu? Vallahi çıkartılabiliyormuş. İyi, bu güzel. Belki e, ileride yaptığımızda da kullanırız. Arkadaşlar, kameram yok. Bunun tek sebebi şu an müsait olmamamdan kaynaklanıyor. Balıklarımızı tutacağız. Bakalım elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, bütün balıkları tutmamız gerekiyor bu etkinlikte. Böylelikle balık yapma sandığı kazanıyoruz. Bu da bildiğimiz balıkları tutmamız gerekiyor. Elimdekisi olta artı bir. Elimden geldiğince onu da artı 2'ye artı 3'e yetermeye çalışacağım bu balıkçılık etkinliği boyunca. İleride daha çok işimize yarayacaktır böylelikle. Haydi rastgele. İlk sandığımızda gördüğünüz gibi tuttuk. Şöyle yapacağım bunları 5'li olarak ayıracağım. Altın ton balığı bonusu geldi arkadaşlar onu da almayı deneyeceğim. Umarım alırız. Alamadık sağlık olsun. Evet bir yapı yengeci geliyor. Bir de tutabilirsen tutamadık. Sağlık olsun. Evet bir altın sudak çıktı. Onu da tutamadık. Ulan bir tane tutalım bari ya. Bir adet anahtar tuttuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da iyi. Bir tane yabi geldi şu an oltaya. Hadi bunu tutalım bari. İki saattir balık tutuyorum ya. Bunu da tutamadık arkadaşlar. Ben tuttu zannettim ama tutmamış. Oltamız da artı 3 oldu. Olamadı. Oltamız tekrar artı 3'e deniyorum. Aa! Oğlum ben tutuyor muyum şu an? Neyse tutuyormuş gibi yapayım. Şöyle arkadaşımıza da bir adet 500k'ya eldiven satacağım. Şöyle. Maalesef iki tane yok bir tane var. Şöyle sattık ona da. Bir adet palamut geldi, geldi. oltamıza. Şu bilge kralının eldivenini de çıkartırsak arkadaşa satabiliriz. Onu da çıkartamadık. Bir yabı yengeci daha geldi arkadaşlar. Bakalım. Odun da tutamadık. Bir yabı yengeci daha geldi. Onu tuttuk. Onu tuttuk. Tertemiz. Onu da tuttuk. Güzel. Yabı yengecimizi attık cebe. Tertemiz. Bir ya bir yengeci daha geldi şansı ama bu da tutmayacak gibi. Totem yapıyorum tutacak. Tutacak totem yapıyorum şu an bir totem yaptım. Artık gel tutamadı. Hiçbir totem işe yaramıyor bu ya bir yengeci için. Fakirlere gelmiyor zengin balığı. Evet şu an 1015 adet yapboz sandığımız oldu. Bence çok iyi artı 3 oltayla bu kadar çok yapboz sandığı yapabilmemiz bence başarı bana göre. 3 dakikası var balıkçılık kılavuzumuzun. Hadi onu da tamamlayalım. Gördüğünüz gibi balıkçılık etkinliğimizin İlk 3 saati geride kaldı. Şunları bir açalım ve temizleyelim şurayı bir. Toplamda 1035 adet balık yapma sandığı yapabildik. Solucanlarımızı da atalım yer kaplamasın. Şimdi bunları oynayacağız arkadaşlar. Benim bir taktiğim var. Bu taktik genelde ikili sandık almamı yarıyor. Bunun yanında tabii ki üçlü sandık da aldırabiliyor. Gelin o taktikle başlayalım. Şimdi buradan balık yapmazı oyununa tıklıyoruz. Ardından başla diyoruz. Bir tane kullanıyoruz. Mesela bir tane yeşil geldi. Bunu buraya atıyorum. Ardından bunu böyle atıyorum. Ardından bunu böyle atıyorum. Sonra bir tane oraya dörtlü gerekiyor. Yine aynı şekilde şuraya bir tane sarı koyacağım. Buraya bunun geldiğini varsayarsak şuraya da bir tane sarı koyacağım. Bunu buraya koyalım. Bunu koymayacağım. Bunu da koymayalım. İstediğimiz için gelmiyor şu an. Bir tane de kırmızı istiyoruz. Haydi üzme bizi. Bunu koyarsam turuncu gelmeyecek. Ama koyacağım bunu ya. Geldi vallahi. Orta alabildik şansı. Biraz şanssızlık da var. Aslında bunda taktiğin yanında biraz da şans lazım. Bazen gelmeyebiliyor. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi balıkçılık etkinliğimiz bitti bitecek. Şu an toplam 3 dakikası var. Tüm etkinliğe katıldım ve gerçekten çok yoruldum. Neredeyse tamamını orta ve büyük olarak aldık bilginiz olsun. Arada bir 5 tane falan sanırsam küçük var. Şöyle göstermek gerekirse. Bir önce küçükleri bir alalım. Mesela bu küçük. Bir depomuza küçükleri koyalım. Şimdi bunları bir açalım. Hava fişek topacı, delici, nesne yeğsunda güzel. Tecrübe yüzü üste gidiyor bu. Bu da gayet iyi. Nesne yeğsunda iki tane oldu. Kuslama küresi idare eder. Zen fasulyesi ama bir tane karayız. Yani karayağız vermedi ya. Karayağız verseydi iyi olabilirdi ama Bakalım artık biz de kendimize paramızı biriktirir. Daha güzel bir binek kalırız. İki tane nesneye evsuna oldu burada gördüğünüz gibi. Belki bunlarla birine e, Evsun da atabiliriz. Bilmiyorum tanesi 10emden atabiliriz. Bunu tamamıyla düşünüyorum şu an atsam mı atmasam mı diye. Bu arada şu yolu bir verelim. Tam 117 açım balık sandığı asmışız. Bence gerçekten muazzam bir sayı. E, böyle artı 3 olan bir oltaya nazaran arkadaşlar. Bence gayet güzel. Hatta artı 0 başladı bu olta. Siz düşünün artı 3 oldu. 1 adet yabi, 4 adet ızgara palamut balığı, 1 adet kurbağa balığı, 2 adet kadife balığı, 2 adet zargana tutmuşuz. Bunun haricinde 3 adet sembolümüz ve 4-5 adet gümüş anahtar, 3 adet altın anahtarımız var. Yere çok altın anahtar atıldı fakat epsiz ve yardımsız bir seri oynadığımız için kesinlikle yerden herhangi bir eşya almıyoruz. Kendi emeğimizi kendimize yetiniyoruz bilginiz olsun. Bunun haricinde 17 adet kılçık, 4 adet ise istiridi kasmayı başarmışız. E, dolup taşıyacak biliyorsunuz ki pazarımız. Bundan dolayı iki pazar olarak kurmayı planlıyorum. Bir pazarı tamamıyla altın balık sandığıyla doldurabilir. İkinci pazarı da artı basma ve benzeri eşyaları koyabiliriz. Şimdi dilerseniz pazarları kuralım. Jarmarel yapacaktım. Jarmarel yapmışım. Şimdi e, Jarmarel. Jar yazamadım da yanlış yazmışım. Jarmarel karakterimize çok güzel söyleniyor tüm balık sandıklarını bir aktaralım. Şimdi e, kırmızı domuz kuzeyinin piyasasını kesinlikle bilmiyorum. Şöyle bir ilerleyip bir bakalım. Şurada belki kırmızı domuz kurdele satan oradan piyasa kontrolü bir yaparız. Çünkü bu iki tane gerçekten güzel bu arada. 30 level hesabımızı kasarken brokoli hesabımızı düşürdüm bunları. Yani baktım baktım bulamadım. Ee, o zaman bunları böyle tanesine 8M'den koyalım. Belki gider bakalım. 16M. Umarım doğru kuruyorumdur. 8M fazlaysa neyse değiştiririz onu, sorun değil. Şunları tanesini 250K'dan, 4 tane istediği BM'den koyalım. koyalım. Ee, değil de 3.5, yok 3.5 çok az gelir Palamut'a, 4M eder. Şöyle yap bir yengecini de. 17M'den koyacağım, 17M'den fazla bile ediyor olabilir aslında ama 17M'den koyacağım. Yani şu an piyasa düşmüştür gibi. Şurada bir güçlü yaban dediği dönüşüm kresi var, bunu da 8M'den koyacağım satılır gibi geliyor. Et gümüş anahtarlarımız daha sonra satacağız belli ki. Açımını 3.5M'den koyacağım. 7M yapıyor da. Şöyle tekrardan fiyatları göstermek isterim. Umarım satılırlar. Çoğu satılacağını düşünüyorum. Yani piyasaya biraz hakim uzun zamandır oynadığım için. Ticaret da satış yapabilirim bence. Şöyle de açımı 3.5M'den, büyük sandıkları 4M'den, ortaları 3.5M'den olacak şekilde de balık sandıklarımızı koydum. Bunlar da satılacaktır illaki. Hatta bunlarla birlikte bir yaklaşık bir 5 tane de arttı. Belki onları satmaz kendimiz de açabiliriz bilmiyorum. Açmak çok karlı olmayacaktır. Ondan dolayı satarız gibi geliyor. Abi ben hava kılıcı yaptım çarı yanlışlıkla. Onun da 17'de geçişi tuttu ama bir kere yakalım bari. Ayıp olmaz. Şimdi hem hava kılıcım var hem güçlü belim. bakın. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi güçlü belirimiz de master oldu arkadaşlar. Bunun da beceri kitabını alır alır okuturuz. Evet arkadaşlar bir bölümünde sizlerle birlikte sonuna geldik. Gerçekten önceki iki bölüme göre yani beni çok yoran bir bölüm oldu. Gerek envanter genişletme bulalım diye gerek de balıkçılık etkinliği vesaire gerçekten çok yoruldum diyebilirim. Güzel bir dinlenmeyi de hak ettim. Bir videomu editleyeceğim yavaş yavaş. Onun haricinde de, tabii ki e, videomuzu sonlandıracağım gördüğünüz gibi neredeyse envanterimizin yarısını açtık bir tane daha açabilseydik tam yarısını açmış olacaktık galiba aynen e, sağlık olsun bir dahaki envanter genişletmede burayı da açarız e, bunun haricinde yine birçok eşyaya imza attık mesela keşif platica artı 9 gibi ve bunlar da serimizin ufak tefek gelişmeleri hırsızın eldivenlerine bir adım daha yaklaştık 7 günlük bir hırsızın eldivenleri alacağız ama çok işimize yarayacak. Bu 7 günün ardından da tabii ki yine bir hırsızın eldivenleri aldığımızda 15 günlük belki 30 günlük bile alabileceğiz. Bu yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.